14. madde üzerinde 3 önerge vardır. Önergelere aykırılık sırasına göre işleme alacağım. Buyurun okuyun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 217 sıra sayılı kanun teklifinin 14. maddesinin kanun teklifi metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. Hüdakaya İstanbul, Kemal Peköz Adana, Tuma Çelik Mardin, Ali Kenanoğlu İstanbul, Oya Ersoy İstanbul, Kemal Bülbül Antalya milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz Sayın Başkan. Önerge hakkında konuşmak isteyen Antalya milletvekili Kemal Bülbül. Buyurun Sayın Bülbül. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Tabii yapılan kanunlar toplumsal, ekonomik, yaşamsal bir ihtiyaçtan çok iktidarın görünür görünmez kendi yapısını organize etmek maksadıyla düzenlediği için kanun metninde çok anlaşılır bir şeyin olması da dert edinmiyor. Elektronik haberleşme, yani Türkiye'de elektronik haberleşme, bilgisayar kullanımı, elektronik okur yazarlık denilen seviyenin ya da ihtiyacın ya da bu bölümü anlamış kesimin nüfusa oranı dikkate alındığında aslında bu toplumun tümü için değil, belirli bir kesim için yapılan bir yasa çalışması olmuş oluyor. Hal böyle olunca da aslında şu pandemi süreci bir şeyi çok net bir şekilde ortaya çıkardı ki iktidarın iki tane görevi varmış. Birisi elinde bulunan ekonomik olanakları yandaşlara paylamak, pay etmek, basını kontrol altında tutmak, öbürüsü de muhalefeti bastırmak, susturmak. Muhalefetin üzerine her türlü olanakla, şiddetle, baskıyla, karalama kampanyasıyla yürümek. Bunun dışında iktidarın dert edindiği hiçbir şey yokmuş. Bunun en bariz örneği dün yaşandı. Bakınız, Tayyip Temel vekilimiz, Dersim Dağ vekilimiz bariz bir şekilde kameraların önünde polis tarafından darp edildi. Sebep, Bismil ilçeye girmek istiyor vekillerimiz. Bismil ilçeye sokulmuyor. Ve bunu polis yapıyor. Ve bunu AKP sözcüsünün talimatıyla yapıyor. Ve bunun hukukta, bunun demokraside, bunun insan haklarında, bunun özgürlüklerde hiçbir yeri, hiçbir karşılığı yok. Ve suç işlenmiş oluyor. Bu suçları tek tek tespit ediyoruz. Ve anlatıyoruz bu kürsüden niye bu yürüyüşü yapıyoruz diye. Ben de söyleyeyim niye yapıyoruz. Trakya'dan yürüyoruz. Trakya'da Spartaküslerin, Şeyh Bedrettinlerin özgürlük, eşitlik, adalet, hakkaniyet, Şeyh Bedrettin'in yarın yanağından gayri her şeyde ortak özlemini Hakkari'deki Ahmed-i Kani ile buluşturmak için yürüyoruz. Ahmed-i Kani'nin Türkiye halklarına, Orta Doğu halklarına eşitlik, özgürlük, Kürt halkının da kendisi olma özlemi için yürüyoruz. Başka? Ne padişah ne saltanat tevekkeltü teala Allah diyen Şeyh Bedrettin'in halifeleri Torlak Kemal ve Börklüce Mustafa için yürüyoruz. Başka? Orta Anadolu'nun Türkmen halkının değerli sesi Şah Kalender Çelebi için yürüyoruz. Türkiye halklarının eşit, özgür, adil bir ortamda yaşayabilmesi, emeğin özgür olması için yürüyoruz. Bu yürüyüşe sözde demek akla ziyan bir şeydir. Bu yürüyüşe sözde demek akıl noksanlığıyla alakalı bir şeydir. O nedenle herkes demokrasinin, adaletin, eşitliğin ve yasaların gerektirdiği düzeyde, sosyalitede bakış açısında siyasi bir felsefeyle, siyasi bir düzeyle yaklaşırsa Türkiye'nin sorunları çözülebilir. İkide bir de şiddet kullanarak, ikide bir de baskı yöntemiyle, ikide bir de inkar yöntemiyle, sokakları kapatarak, pandemiyi bir fırsat bilerek, darbeyi bir fırsat bilerek
ve bunu toplum üzerinde bir baskı aracına çevirerek toplumu susturmaya çalışarak yapılan siyasetin sonuna halk ne demişti? Zulüm ile abad olanın sonu berbat olur diye söylemişti ve Türkiye'de bunun çok da örnekleri yaşandı. O nedenle bakın dün Alanya'dan örnek verdim, hiç ses çıkmadı. Alanya'da çeteleşmiş bir polis yapısının topluma 42 aileye, bunun çocuklarına, bunların çocuklarına uyguladığı zulmü ve tespit edilmiş, tutuklamış halini söyledim. Ses çıkmadı. Bu Alanya'da, bakınız bu Alanya'da, bu Alanya tarihi çok önemli. Alanyalı Gaybi'yi bilir misiniz? Gaybi kimdir bilir misiniz? Kaygısız Abdal. O kaygısız Abdal ki şöyle demişti. Şu insan dedikleri ayak ile baş değil, insan manaya derler, suret ile kaş değil. İnsandaki manayı öğrenmek yerine. Buyurun, buyurun toparlayın. Teşekkür ediyorum. Ve ne yazık ki, ne günah ki, ne ayıp ki 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde kaygısız Abdal gibi Türkiye tarihine, insanlık tarihine nakşetmiş, bu kadar nefes söylemiş, bu kadar yaşam ve felsefe üretmiş bir kişinin anıtı, Gaybi'nin anıtı Alanya'da yok. Düşünebiliyor musunuz? Kaygısız Abdal, Abdal Musa dergahından yetişmiş ve dünya edebiyatına, Türkiye edebiyatına bu kadar değerler sunmuş bir mürşitle ilgili Alanya'da bir anıt yok. Alaiye Bey'in oğludur Gaybi. Bunu da bir yere belirtmiş olalım ve bu demokrasi, eşitlik, özgürlük, adalet yürüyüşünün barış, insan hakları, özgürlükler için yapıldığını ve Türkiye'nin mutlaka barış, insan hakları ve özgürlüklere kavuşacağını, halkların eşit, inançların eşit, emeğin özgür olacağını belirtiyor, sevgi ve saygılar sunuyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.